Hoş geldiniz, ben Sadi. Infraspace yayınıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Şehrimizi baştan dizayn ediyorduk. Ve yeni sistemimiz oldukça verimli bir şekilde çalışıyordu. Arabalar vızır vızır çalışıyor. Çok güzel, çok güzel. Hedefimiz de buydu zaten. Sorunsuz bir şehir yaratmaya çabalamakta amacımız. Başarıyoruz gibi. Burada yemekler niye az gidiyor? Burada 1000 yemek var. Karşı tarafta 200 yemek var. Çünkü deposu o kadar alıyor. Tamam. Demek ki tükettiğimizden fazla üretiyoruz şu an yemek. Bu şimdilik iyi bir durum. Ama şimdilik. Bu burada çok fazla vatandaşımızın çalıştığı anlamına geliyor. Bu kadar iş gücüne ihtiyacımız olmayabilir. Şu an 1546 işimiz. 3000 nüfusumuz var. Yani 1500 kişiyi iş sahibi yapabiliriz. İşsizlik şu an ciddi bir boyutta. Onu çözmemiz lazım. İşsizlik olmasın abi, işsizlik. Gerek yok. Üretimlerimize bir bakalım. Nelerimiz eksik, ne oluyor? Karbonumuzu artıralım. Doğalgaz üretmeye gerek var mı? Nerede üretiyoruz? Bir fikrim yok. Üretelim. Onu bilimde falan bir yerlerde kullanıyorduk. Biz bilim merkezlerini falan komple yıktığımız için, araştırma falan yapamadığımız için bu kadar insan boşta. Normalde bu kadar insan boşta olamaz. Ama onu yapmadan önce, onunla ilgili ayarlamaları yapmadan önce en azından şu depoları ve üretimleri oturtmamız lazım. Şu an bu depoların hep dolu olmasını istiyorum. Burada mesela bir sorun var. Demek ki beyaz eşyayı az üretiyoruz. Yetmiyor. Ama beyaz eşyanın gittiği depodaki doluluk oranı da önemli. Artıyor mu, azalıyor mu? Bakıyoruz, sıfır. Demek ki buraya yeterince beyaz eşya gidemiyor. Bu bir problem. Ama biz şeye karar vermiştik. Buradaki depolar her yeri kapsayamıyor. Şurayı, oradaki depoda burayı, işte buradaki depo şurayı falan kapsayamıyor. Şu en dıştaki çerçevelerden birini silmeye karar vermiştik. Öncelikle onu yaparak başlayalım. Hatta burayı sizin için hemen hızlandırayım. Neler yaptık? Hadi biraz özet geçelim. Şehri biraz düzenledik. Etraftaki fazla zıp yolları yıktık. Fazlını gördüysem yıktık. Direkleri falan da yıktım. Şehrimiz daha temiz bir görüntüye kavuştu. Şimdi devam edelim bakalım. Şehirde durum ne? Evet, şu depoları falan da içeri çekmem lazım. Hadi biraz depoları da içeri çekelim. Epey toparladım etrafı şu an. Fakat yanlışlıkla play butonuna bastığım için şehrimiz bir baş aşağı gitmiş, gitmemiş değil. Bu sebeple hadi play diyelim ve sonuçlarına katlanalım. Habitat düşürüldü yazıları bol bol. Neyimiz eksik? En çok problem ne de var diye bakıyorum. En çok problem bilgisayarda yaşıyoruz. Bilgisayara güzel bir upgrade yapmak istiyorum. Nesi eksik ona bir bakacağım. Sonra da upgrade'ini çakacağım. Şu an için bunun elektronikleri eksik. Elektronikleri eksik. Durdurdum. Elektronik neden eksik? Çünkü buraya elektronik yolu yapmadık. Demir yolu var diye. Tabii trenleri de kaldırınca buraya elektronik gelemez bir duruma geldi. Saçma bir cümle olsa da evet, aynen öyle oldu. O yüzden şimdi buraya bir yerden elektronik getirmemiz lazım. Şurayı bir düzeltelim. Burası çok karmaşık olmuş. Şöyle. Hatta bu tarafa gelen yol ne işe yarıyor? Yol niye bu tarafa geliyor? Çözemedim. Buraya elektronik geliyor. Bir dakika bakayım. Evet, elektronik buraya geliyor. Peki işlemci bu tarafa nasıl gidiyor? Mikroçip. Şu yoldan gidiyor gözüküyor. Şuradan gidiyor. Bu yol buraya bağlı o zaman. O yolu şuraya bağlayalım o zaman. Mikroçip çünkü buradan ilerliyor ama ilerleyemiyor. Neden? Şurada elektronik yok. Elektroniği bu tarafa almalıyız. Nerede bizim elektroniğimiz? Deposu şurada. Bu yol buradan geliyor. Şuraya geliyor. Buradan aşağı ayrılacak. Buradan ikiye ayrılacak yol.
Çözümü bulduk. Ayrılsın o zaman. Şurayı da bir alalım. Temizlik iyidir. Tamam. Şimdi buradan ikiye ayrılsın. Şöyle gelsin. Şunu da yıkıyorum. Biraz daha aşağı inse. Buradan kurtarıyor mu? Hayır. Biraz daha inmesi lazım. Şöyle yapsak. Testini bir yapalım. Şuradan girecek. Bu arada yolları falan yıktığım için elime bayağı metal geçti. 12.000 falan şu an. Bol bol rahat bir şekilde yol yapabilirim. Şimdi buna iki tane dağıtım merkezi eklenmiş. Nereler onlar? Birisi... Bir daha tıklayayım şuna. Ha, birisi şu. Diğeri... Burası eklenmiş. Yani doğru eklenmiş. Yolu olmadığı için gidemiyordu sadece. Şimdi ben bu yolu yaptığım için buradan gelecekler. İkiye ayrılacaklar. Ve elektroniklerin bir kısmı buradan sola, bir kısmı sağa giderek yoluna bakacak. Şu an şöyle yaparsam... iki tarafa doğru da elektronikler gidecektir. Tekrar play dedim. Güç ağında elektrik yok dedi. Ben şurada birkaç kabloyu koparmıştım. Onu bir tazeleyelim. Başka elektrik için ağlayan bir yer görmedim. En çok bilgisayar için ağlama var şu an. Nüfusumuz azalıyor. Yine baş aşağı gidiyoruz gibi. Burada neden elektrik yok? Bir dakika, burada elektrik yok. Şimdi hatayı çözelim. Buralar birbirine bağlı gözüküyor. Şuradan da bağlı. Şurada bir kırmızılık gördüm. Orayı da bağladım. Buralar kırmızı değil. Burada elektrik olmalıydı. Tekrar play dedim. Birazdan anlarız. Evet, şu an güç var. Güç var. Ne eksik? Elektronik. Elektronik eksik. Bu mu var? Sadece elektronik eksik. Elektronikler yola çıktı mı? Teyit edelim. Çıkmış. Yine burada tuhaf bir olayımız var. Bu olaya alışacağız artık herhalde. Yapacak bir şey yok. Şuradan kökten ayırırsam yolu, o trafik sıkışması düzelebilir. Ama bir zararı var mı emin değilim. Yani buradaki trafik sıkışması artık tüm şehrin sıkışmasına neden olmayacak. Akanlar yollarına bakacak, depolarına gidecek sırayla. Sanki sorun yok. Sadece şeyi fark ettim. Mesela burası iki şerit ya. Tek şerit yaptığımda bunlar daha az sapıtıyor. Yani şurayı şöyle yaparsam... Kaç şerit yaptım lan ben orayı? Heh, tamam, birer şerit yaptım. Yola baktım. Biri sağa gidecek, biri sola gidecek dedim. Trafik daha akışkan bir hale geliyor. Birazdan buradaki trafik çözülecektir böyle yapınca. Yani öyle düşünüyorum en azından şimdilik. Peki depoda yeterince elektronik var mı? Şöyle depoyu fullleyelim. Epey elektronik var. Hatta burada elektronik trafiği sıkışmaya bile başlamış. Hızla alakalı bir problem var. Süper otoyollarla hızlandıralım mı burayı? Şöyle bir... onu yaparsam buradaki binalar yok olur. Olmaz. Burayı hızlandıramıyorum. Buranın da tek girişi var. Bu deponun daha hızlısı yok sanırım. Evet, toplama merkezi, dağıtma merkezi, daha hızlısı yok. Gerekirse bir tane daha bunun benzerinden yaparak bu işi ayırabilirim. Ne dezavantajı olur? Dezavantajı olmaz, avantajı olur. Gördüğüm kadarıyla. Burada bir yavaşlık sezdim. Şurayı bir kıralım. Bunlar bir kendilerine gelsinler, şuradan hızlı gitsinler. Hadi bakayım, yürüyün lan. Aynen aslanım benim. Şu an malzemeler gidiyor. Bakalım. Elektronikler geliyor. Oradan dağılıyor. Burada üretilen çipler çıkıyor yola. Şuradan dolaşıp buradan devam ediyorlar. Çipler buradan bu tarafa geliyor. Buradan plastik ve çip iki tane depodan ayrılıyor. Bilgisayara geliyor. Bilgisayar üretiliyor. Buradan şehre gidiyor. Şu an için... Sorun yok. Sadece üretim hızıyla alakalı problem olabilir. Onun haricinde sorun olacağını düşünmüyorum. Şu suyu da fullleyelim ya, unutmadan. Sonra unutuyoruz, üretemiyoruz falan, yeterince su. Sıkıntı çıkıyor.
Bakalım, karbon problemimiz varmış. Çözeriz. Şu an önceliğim buradaki durumu toparlamak. Şu yolu hızlandırayım mı? Gerek yok böyle hızlandırmaya. Şuraya elektronik gelmemiş. Depoda daha yeni doluyor çünkü. Tamam, buradaki sorun ortadan kalktı. Mikroçip yeterli üretiyor muyuz? Şuradan bir bakayım. 144 üretiyoruz, fazla bile. Depoları tepeleyeceğiz yani. Bilgisayarda 40 tüketip 128 üretiyoruz. Bilgisayarda çok iyi durumda. Üretim açısından. O yüzden şu an için herhangi bir problem yok. Mikroçipler daha yeni yola çıkıyor. Depolar boş olduğu için üretim başlamadı. Birazdan başlar o da. Hiç plastik isteği yok burada. Çünkü plastik deposu dolu. İstemeye başladılar. Tamam, aferin. Hadi bakayım şu bilgisayarları üretin. Bir iki kamyon gönderin, ben bir göreyim. Üretim başladı. Tamam. Buralarda üretim başlamış. Gelen depo boş diyor. Gelen depo nasıl boş? Yeterli mikroçip olmadığı için öyle diyordur. Tamam, problem yok. Plastik gelmiyor buraya gördüğüm kadarıyla. Onu bir kontrol edelim. Bir yamuk olmasın. Yola çıkmış plastikler de gidiyor. Oradaki problemi de çözmüş olduk. Tamam. Şu an üretimimiz yerli yerinde. Burada elektrik yok. Buraya ne yapabilirim? Şunu şuraya alırsam. Sonra da buradan elektrik hattını şuraya bağlarsam. Sorun çözülebilir. Elektrik yok diyor. Hala mı yok? Elektrik şuradaki hattan geliyormuş. Şimdi vardır. Evet, elektrik var. Bunu da çözdük. Bak, şu an bu şehrin içinden falan ortak yoldan gidiyor olsaydı buradaki tıkanıklıktan dolayı şu kırmızılar da gidemiyor olacaktı. Ve şehrimiz krize girecekti. Bu yaptığım depolama sistemi sayesinde artık şehir krize girmeden trafik sıkışabiliyor. Baktım trafik sıkışmasını durduramıyorum. Trafik sıkıştığında şehrin durmamasını durdurdum. Öyle düşün yani. Biraz belki uzun yol oldu. Çok emek sarf ettik. Demir yolu yaptık, yıktık, yaptık, yıktık, yaptık, yıktık, yaptık, yıktık. Ama sonuçta güzel bir şey oldu. Tren çok hızlı giden bir cihaz. Onun farkındayım. Ama şu an için karayoluyla devam edeceğim. Bir süre daha. Şimdi şehrimize tekrar bir göz atalım. Bilgisayarlar gelmeye başlamış mı? Yemeğimiz var, bilgisayarımız yok. Depoya henüz bilgisayar gelmemiş. Buradaki depoda bilgisayar var mı? Yola çıkmışlar mı veya? Yaz, ne kadar uzaktan geldiğini fark ettiniz mi ya? Bak, buna tıklıyorum. Şimdi bu kamyonlar nereye gidiyor diye göster diyorum. Kendini kaybediyor oyun, göstereceğim diye. Hala gidiyoruz. Geldik. Buraya geliyor ve buradan şehrin içine bilgisayarlar dağılıyor. Şu an soldan doğru dağılıyorlar. Buradan uzatıyorlar yolu. Bak, yolu buradan uzatmalarını beğenmedim. Çok uzun bir yol. Çok uzun bir yol. Şöyle bir şey yapabilirim. Bu yolların hiç dışarı doğru bakmasına gerek yok. Çünkü şehrin dışından içeri doğru gelen yok. Dezavantajı ne olur? Mesela buradan çıkan bir malzemenin oraya gelmesi uzun sürer. Evet, tamam, mantıklı. Böyle olması daha hayırlı. Gerekirse buradan dolaşsınlar. Ama şurada fazla trafiğe neden olacak bunlar. Bunun yolunun buradan verilmesi kötü oldu o zaman. Başka ne yapabilirdim? Şöyle aralara yollar atabilirim. Şöyle yollar atarsam. Daha iyi olabilir. Şöyle yapalım o zaman. Bunun devamını da yapalım. Madem yaptık, eşit olsun. Bir de buradaki. Gel bakalım böyle. Aynen. Şehrimiz şu an iyi durumda. Su borularına bakayım. Şuraları su borularını döşememişiz. Sadece artı olarak döşemişiz. Onu da bir halletmemiz lazım. Şuradan çekelim. Bir tane de şuradan çeksek. O zaman bu tarafa doğru da çekelim.
Ne oluyor lan? Ha, üstünden geçmek istemiyor. Tamam. Yani dedim çeliğim mi bitti, ne oluyor? O kadar çeliğimiz vardı, nasıl biter falan. Yok, çelikle ilgili bir sorun yok. Sadece benim hatam. Habitat düştü. Düşer tabi, su vermedik ki adamlara. Adamlar su içemiyor. İçecek su yok. Geçen Ankara'da da su yoktu. Bayağı uğraştık. Su olmayınca sıkıntı. Oksijenlerini de verdim. Şunların da oksijenini verelim. Şimdi oksijenlerini verdim, sularını verdim. Var mı oksijensiz, susuz bir yer? Burası var. Şöyle oksijenini verdim. Şununkini de verdim. Suyunu da şöyle verelim. Tamam. Şimdi suyunu verdik. Şu da oksijen attı. Şurada birileri daha var. Şöyle ben sırayla döşeyim. Tamam. Şimdi durdurdum. Bir problemimiz var. Nüfusumuz 1800'e kadar düşmüş. Ben fark etmedim, buraya yemek niye gelmiyor? Aa, ben bu depoyu baştan kurdum. Yemek ayarlamayı unuttum. Millet ağaç ağaç. Şöyle yapalım. Bu yemeği şuradan istesin olarak ayarlayalım. Tamam mı? Şimdi yemekler akın akın gidecek ve sorun çözülecektir. Ki gidiyorlar. Yemekle ilgili şöyle bir olay var. Yemek çok giden bir ürün. O yüzden burayı direkt 3 şerit haline getirirsem, bu yollar yetmeyecek çünkü bana. Çok yemek yiyorlar. Her ev yemek yiyor. Ve nüfusumuz arttıkça da artmaya devam edecek. Şöyle üçlü yol haline getirdim. Yemekler daha sorunsuz bir şekilde gelsin diye. Hadi bakayım gelin. Bak, yolunuzu gözlüyorum, hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Habitat düşürüldü diye sürekli yazı çıkıyor. Nüfusumuz 1600'e kadar indi. Ama yemek yetişti. Aynen. Çok sağlam yemek yiyorlar şu an. Nedir durumu yemekte? 96 yemek. 95. Çok da değil aslında ha. Vallahi. Ne olacak 90 yemekten? Biz 500 yemek üretiyoruz şu an. Tabii o kadar çok yemek geldi ki buradaki trafik sıkıştı. Şurası da sıkıştı. Artık sırayla geçecekler. Yapacak bir şey yok mu? Şehrin içinde olur o kadar. Şurada, şunların oksijeni yokmuş. Neden? Çünkü oksijen borusunun ucunu bağlamamışız. Bunu fark etmemiştim. Oksijenlerini bağladık. Oksijen simgesi var mı başka? Yok. Oksijen için çözdük. Su için çözdük. Habitat çok hızlı düşmeye devam ediyor. Yemek olmayınca çok hızlı düşüyorlar. Normal karşılıyorum bunu. Yemek önemli çünkü. Ama birazdan bunlar tekrar yükselecek ki yükselmeye başladı. Çünkü tüm üretimim var, depolarım dolu. Sadece kamyonların ulaşması lazım ki hızlıca ulaşıyorlar. Şu depoyu artırabilirim. Yemek çok tüketilen bir şey çünkü. Depoda yemek kalmış mı? 700 yemek var. Tamam, iyi durumdayız ya. Problem yok. Aynen, daha burada gitmek isteyen bir sürü araç var. Bizim buradaki yemek bitmez. Şehir yemeksiz kalmaz. Nüfusumuz 1378. Bunlar şimdi gökdelen olmaya başlar yavaştan. Buraya başka bir şey vermemeliyim bu yola. Bu yemeğin olduğu yol bayağı tıklım tıklım olacak. Bu belli oldu. Ama habitatlar yükseliyor. Binalara yemekler geldikçe sıkıntı yok. Bilgisayarın durumu ne? 132, bilgisayarın da deposu doluyor.
Buradaki sıkışıklık bir süre devam eder. Benim tahminim. Özellikle yemeğin ve bilgisayarın aynı kanaldan gitmesi biraz sıkıntılı. Ama uzun vadede çözülecektir. Şimdi şuna bakalım, ne istiyor bu? Ev robotu. Bizim bir yerde ev robotu üretmeye başlamamız lazım. Gördüğüm kadarıyla. Ev robotu nasıl üretiliyormuş? Yüksek teknoloji desek. İridium, teknoloji, holo ekran, radyasyon, uranyum, VR, AI. Burada değil. Bunda mı ev robotu? Şu. Ev robotu üretim fabrikası. Bir sürü bir şeyden sonra üretilebiliyor bu. Bunların her birini ayrı bölgede üretmek istiyorum ben. Yani şu fotoğraf benzeri şeyden üretmem lazım önce. Neymiş bu? Sensör fabrikası. Plastik ve alüminyum istiyor. Bizim plastik üretimimiz burada. Alüminyum'a yakın nerede var? Burada var. Buradaki alüminyumu şurası kullanıyor. Buradan biz de alüminyum çeksek ne olur? Burası haritanın sonu. Bu tarafa çok abanamıyorum. Sensör fabrikasını şuraya bir yere kurabilirim. Şuraya da kurabilirim. Tamam, buraya sensör fabrikası kuralım. Şöyle yapalım. Şuradan bir hat gelsin. Tamam mı? Sensör. Şuradaydı. Şimdi şöyle karşılıklı birer tane kuralım. Ne istiyorsun abi sen? Plastik ve alüminyum. Seni hemen deponu yapacağım bu sefer. Dağıtım depolarını. Dağıtım merkezi. Bir tanesini bu tarafa çakayım. Bir tanesini de karşıdan çakalım. Şuradan yolu bağlıyorum. Üçlü gelsin. Şuradan çıksın. Şöyle bağlansın. Bu da buradan bağlansın. Şimdi 3 yol var. 2 gelecek. Daha çok sorun olmayacaktır. Buraya ne gelecek? Buraya ne gelecek? Onları belirleyelim. Şuraya plastik gelsin. Plastik şu gelecek. Buraya da alüminyum şu gelecek. Seviyemiz yükselmiş. Oley. Alanı genişletelim. Tamam. Şimdi buraya plastiğin gelmesini sağlamalıyım. Şuradan şöyle gelebilir plastik. Burada bizim plastik yolumuz ve depomuz vardı. Şu mu? Evet, bu. Buna nereden geliyor plastik? Şu yoldan geliyor. Bu yoldan gelen plastiği biz ayıralım. Şuradan yükselterek ayırıyorum, karşıya geçiriyorum, indiriyorum. Şöyle çaktırmadan yamuk yaptık. Plastiği diğer tarafa çalacağım şimdi. Gel bakayım şöyle. Nereye gidecek? Tamam, yeterince gelmiş gibi. Ben şöyle bağlayayım. Ne yaptım ben? Bu nasıl bir yol? Elimin ayarını. Şöyle yaparsam olur. Şöyle de yaparsam olur. Şuradan da şu yolu kırparsam plastik buraya geliyor diyebilirim. Nereden gelecek buraya plastik? Onu da seçelim. Şuradan gelecek. 200 tane. Gelsin bakalım. Şimdi şuraya da alüminyum gelmesi lazım. Alüminyum nasıl gelebilir? Şuradan şöyle gelebilir. Şuraya bağlanabilir. O da buradan böyle bağlanabilir. Buraya da buradan gelse. Buraya da şuradan gelse. Yükseltip şuradan köprü yapsak. Bu köprüyü buradan aşağı indirsek. Buradan olmadı bak, şu olmadı. Düzeltelim. Bunu da böyle bağlasak. Bunu da beğenmedim. Yık. Şöyle bağlayalım. Aynen. Ne oldu lan orada? Çok dik. Bunu çok mu yükselttim ben? Bence çok yükseltmedim ama. Şöyle olsun o zaman. Şimdi alüminyum buradan geliyor zaten. Gelen alüminyumu ikili yolla çekebilirim. Şöyle gelsin. Şuradan bağlansın.
Burada ufak bir sorun olmuş. Üçlüye geçmişiz burada. Tamam. Alüminyum da buradan gelecek ve buna ulaşacak. Nereden çekecek alüminyumu? Alüminyumu aslında biz depo yapmamışız. Otomatik gelsin demişiz. Otomatik gelmez ama buraya depo yaptık artık. Alüminyumu da depo haline getirmeliyim. Onun için şurayı yıkıp şuraya da bir alüminyum yolu yapacağız. Hemen yıkalım. Şimdilik durdurdum oyunu. Şu direkleri falan da bir düzeltmem lazım. Yolu da yıktım yanlışlıkla. Neyse, yıkmışken düzeltelim o zaman. Kaç şerit bu? Tek şerit. Tamam, bağlan. Buradan gel, şuradan da çık. Aynen. Bir alüminyum dağıtıcısına ihtiyacım var. Şöyle yapsam yemez. Şöyle yaparsam mümkün. Sadece şu direkler sıkıntı yapıyor burada. Orayı bir toparlayacağım. Bu yolu iki şeritle şuraya devam ettireceğim. Buradan buraya dönmez. O yüzden ben bunu böyle yapmışım. Şöyle yapalım o zaman. Buradan yükselsin. Şöyle yapılsın. Böyle devam etsin. Buradan aşağı insin. Buradan da şuraya bağlansın. Bu iş tamam. Şunun alüminyum dağıtma işini ayarlamamız lazım. Buradan şöyle alüminyum gelse buraya girse. Buradan çıkan alüminyumlar da böyle yola bağlansa. Şuradaki yolları bir upgrade etsek. Tamam. Şimdi buraya alüminyum nereden gelecek? Şuradan gelsin. Şöyle gelebilir. Tamam. Peki bu yola nasıl bağlayacağız? Şuradan bağlayacağız. Şunu. Tekrar yap bakalım. Alüminyumun gideceği yeri belirledik. Artık şu yola ihtiyacım yok. Depodan gidecek alüminyum. Bunu yaptık, bunu yaptık. Bu da buradan geliyor dedik. Şimdi alüminyuma bir depo yapmamız lazım. Alü deposu. Toplama merkezi. Şöyle yapsak. Ve desek ki. Sevgili alüminyum dostları. Buradan içeri giriyorsunuz. Buradan dışarı çıkıyorsunuz. Şurayı yıkıyoruz. Ve sadece buradan geçeceksiniz deyip. Şöyle depoyu da fulleyebilirsiniz diyelim. Şimdi sen topladığın alüminyumların bir kısmını. Şu depoya. Önce deponda alüminyum seçelim. Alüminyumların kısmını bu depoya, diğer kısmını da yerini bulamadığım şu depoya götürüyorsun desek. Şimdi oldu. Bir yerde elektrik yokmuş. Burada elektrik yok. Tabii elektrik hattını kestik, yine bağlamadık. O hattı şuradan alalım. Buradan bağlayalım. Bilgisayar bölümüne elektrik hattı koymadık. Onu da şuradan çekelim. Buradan şöyle çaprazdan gelip şuraya bağlanırsa elektriği verir. Buraya da elektrik şuradan gidebilir.
da elektriği alırsan tamam. Play dedim. Şimdi bu plastik biriktiriyor. Bu alüminyum biriktiriyor. Gelen plastikler buradan fabrikalara dağılacak. Plastik yok diyor. Niye lan? Çünkü deposu dolu. Sensör harcayamadığımız için deposu dolu. Tamam. Bir toplama deposuna ihtiyacımız var. Toplama merkezi yani. Bunu da şöyle kurduğum zaman gelen malzemeler buradan şöyle şuraya girsin dediğim zaman çözülecek sorunlar. Ne gelecek buraya? Sensör. Tüm alandan gelecek. Full depo gelecek. Hadi bakayım. Play dedim tekrar. Bu depo topluyor olması lazım. Neden toplamıyor? Bir şey yanlış mı yaptık? Dağıtım merkezi, dağıtım merkezi, plastik, plastik. Emin değilim, bir şey yanlış yapmış olabiliriz. Şu plastik deposunun doluyor olması lazım, şu an dolmuyor. Çünkü bu dağıtmıyor. Niye dağıtmıyoruz oğlum? Yol mu ters? Şuradan geliyor, böyle gidiyor. Yol ters değil. Başka seçenek ne var? Fabrika dağıtalım şuraya. Hareket olacak mı? Hareket yok. Hadi yeterli alüminyum yok. Alüminyum gitmiyor. Plastik niye gitmiyor? Depo full. Ve full olmasına rağmen hala birileri gelmeye devam ediyor. Bug'a mı girdi bu? Bakalım. Tamam, buradan geliyorlar. Şu an doğru. Buraya gidiyor bir kısmı. Bir kısmı buraya geliyor. Son kısmı da buraya gidiyor. Bu bina bug'a girdi. Bina çalışmıyor. Yıktım. Tekrar kuracağım. Dağıtım merkezi. Şöyleydik. Şimdi sen plastik toplayacaksın. Tamam mı? Şey dağıtacaksın. Plastik şuradan gelecek. Buradan depolara dağılacak. Sen plastiği nereden alacaksın biliyor musun? Buradan alacaksın. Tüm alana dağıtacaksın. 200 tane deponda da biriktireceksin dedim. Tüm emirlerimi verdim. Teorik olarak şu an deponun çalışması lazım. Çalışmazsa hata vardır derim. İnşallah çalışır da uğraşmayız. Sensör kısmını da hallettik. Çalışır hale getirmesini bekliyorum. Bilgisayarlara bir bakalım. Hala depoda hiç bilgisayar yok. Ciddi sayıda bilgisayar üretmeme rağmen şu tarafa bir bakacağım. Şehrimiz ne durumda? Nüfusumuz 2500 olmuş. Neredeyse tamamı apartman olmuş. Bazıları küçük apartman, bazıları yüksek apartman. Özellikle iyi oyun kısmında birazcık eksiğimiz var. Trafik durumu fena değil, ağlayan yok. Yani trafik kötü diye ağlayan yok, bu iyi bir şey. Bilgisayarı olmayan ev var mı diye bakıyorum. Herkesin bilgisayarı da var. Durumlar iyi. İyi oyun ve ev robotu eksik. İyi oyun kısmını zaten daha hiç ellemedik. Ev robotu kısmını da yeni kuruyoruz. Dolayısıyla bunların eksik olması normal. Bunları toparlayacağız. Tamam mı sanki? Şuradaki bilgisayarların ve yemeğin aynı yerden gelmesi birazcık sıkıntı. Hepsi buradan geçmeye çalışıyor. Ama buradan karşıya geçmelerini beklerdim ben. Bunlar neden karşıya geçmiyor? Buradan devam edebilirler.
İlginç. Şuraya çift yön yapabilirim. O bir artı olabilir. Deneyelim. Şöyle çift yön yap desek. Kimisi sağ, kimisi sola. Bir şekilde hallederler burada olayı. Evet, bazıları dümdüz karşıya geçmeye başladı bile. Bu güzel. Şehrimizin büyüyor olması güzel. Nüfusumuz yeterli. Burada bazı malzemeler eksik. Trafikten dolayı eksiktir. Bunu da normal karşılıyorum. Şuraya yeni bir depo açana kadar buradaki trafiğin sıkışması normal. Petrol eksik diyor. Bu normal değil. Çok fazla petrol kuyum var çünkü. Nasıl eksik olabilir? Trafikle alakalı bir eksiklik. Tamam, bunu da normal karşılayacağız o zaman. Plastik eksik diyor. Bunu normal karşılayamam. Bunu normal karşılayamam. 200 tane plastik var içerisinde. Fakat iletilmiyor depolara. Bir tuhaflık var. Bunu çözeceğiz ama bence bugün iyi ilerledik. Neler yaptık? Şehri toparladık. Etraftaki fazla binaları yıktık. Ve ev robotu yapmak üzere yeni fabrikalar kurduk. Sistemimizi kurduk. Tıkır tıkır çalışıyor. Hedefimize ulaşacağız. Ve bu uzay gemisini tamir edip ne bileyim işte Mars'a falan gideceğiz herhalde. Sonucunu ben de bilmiyorum. Bir yerlere gideceğiz, o belli. Tamam. Ama şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.